Mantar avına başladık. Sabahın erken saatleri. Şimdi ilk mantarımızı bulduk. Size göstereyim. Şöyle. Padişah mantarı sepette koydum, yeri belli olsun diye. Amanita sazar. Şu anda bakın çıkmakta. Çok güzel. Burada bir tane çıkıyor. Hemen bakın şöyle yan yana bir tane burada çıkıyor. Bunlar daha henüz çıkma aşamasında. Daha bakın çok güzel yine çıkma aşamasında bir örnek. 1, 2, 3, 4 tane burada bugün çıkacak. Mantar avımız başladı rastgele. Bakın araziye böyle altı açık yerleri bulduk. Şimdi burada güneş görüyor diye ne yapmış hemen? Bakın bir adet Boletus edulis mantarı. Ve kopartıyoruz çok güzel yavaşça. Hop sapı biraz uzun. Şöyle. Çok güzel bir örnek. Şimdi güneşi gördüklerinden dolayı buralarda biraz daha olacaklar. Şimdi buralara bakıyoruz. Bakın şöyle. Boletus airus kara kafa çörek mantarı. Bakın zemine ne kadar bir şu anda hiç gözükmüyor. Bakın şöyle kopardığımız zaman çok taze bugün çıkmakta olan Boletus airus kara kafa çörek mantarı. Evet, şimdi mantar avımız devam ediyor. Şimdilik sepetimiz şöyle biraz karışık doldurduk. Bir tane sezar, biraz da bolet mantarı bulduk. Şöyle bakın aynı mantıkla size gösteriyorum kameranın açısını. Nerelere baktığımı. Yani ağaç meşe ağacı. Meşe ağacının dibi böyle açık olacak. Güneş yaprakları olacak. İşte güneş yaprakları değecek. Buralarda mantar arıyoruz. Şimdi yayını kesmeden, kaydı kesmeden bir tane bulursak çok da güzel olacak aslında. Normalde bulduğum zaman çekime başlıyorum ama dedim bu da böyle bir olsun hani aynı gözle giderken. Şöyle bakın karışık, sağlı sollu yukarı aşağı şeklinde. Çünkü her an her yerde olabilir. Bakalım. Çıkacak mı? Birazcık da böyle yukarı çıkalım. Bulabilecek miyiz? Videoyu kapatmadan göstereceğim size. Bir tane bulmamız lazım. Bir tane de hoppa bu değilmiş. Gözümüze başka bir mantar geldi. Bu öyle olunca hemen heyecanlanıyoruz. Bakalım. Böyle hafif aydınlık yere çıktık. Çalıların arasından. Mantar avı çok yürüten bir av. Yani bez kondisyon lazım. Ne kadar çok yürürseniz o kadar çok bulursunuz. Şu anda kadar bulduk sanırım. Hemen yanına gidelim. Neymiş bu? Bakın ha. Bu mesela yenmeyen bir tür. Çok güzel oldu. Kaypak mantar. Böyle altı borucuklu, yeşil yapısal olarak. Şimdi bolet bulduğum zaman hemen aradaki farkı göstereceğim size. Şuraya sepeti bıraktım ama buradan da bakalım. Kaypak mantar, yani kaypak mantar yenmeyen bir tür. Şuradan sepetimizi alalım. Biraz böyle tepeye doğru çıkıyoruz. Şuradan aralardan. Şimdi kaydı durduracağız. Bulduktan sonra mı yapalım? Devam edeceğim bu sefer. Bu videoda böyle olsun. Israr ettim. Hem bir de ortalama mantar bulma süresi ortaya çıkar. Yani bunlar sürekli hazır oldu beklemiyor sizi, böyle gezip görmeniz lazım, bulmanız lazım.
Halen yok. Oraya da girelim. Çok güzele benziyor. Halen yok. Böyle yeşilleri pek sevmiyor. Biraz daha kuru yaprak. Evet sanırım bakalım. Değil, kaypak. Bu da kaypak. Çünkü sapı da ince oluyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın kaypak mantar. Sap ince, alt yeşil. Aradığımız mantar bu değil. Bolet mantarı daha şapka olarak büyük, daha tok. Daha sapı geniş olacak. Evet. Nerede boletler? İlk girdiğimiz yerde bayağı bir vardı. Dedim böyle devam eder ama bölgesi olarak değişiyor. Bir yerde olduğu zaman orada iyi aramanız lazım. Şu anda mesela o bir yeri arıyoruz biz. Yani orayı bulduğumuz zaman orada daha detaylı arama yapmaya başlayacağız. Şurada kayıt esnasında yine çıktı. Evet bulduk. Bir de ince detay bakın. Böyle meşe ağaçlarının diplerini çok sever. Bakın çok güzel bir örnek. Bunu böyle kopardığınız zaman bakın görüyor musunuz? Muhteşem bir örnek. Kalın bir sap. Alt tarafı böyle beyaz. Yeni taze bireylerde. Bu ürünü bunu kestiğiniz zaman hemen şuradan göstereyim. Sapta herhangi bir renk değişimi olmuyor. Kestik bakın. Şöyle bembeyaz. Kokladığınız zaman da böyle fındıksı kendine has bir kokusu var. Çok güzel bir mantar örneği oldu bu. Hemen bakın yanında da şöyle sıralı 3 tane sezar var. Şimdi bu bölgeyi arayacağız. Kara kafa çörek mantarına çok güzel bir örnek. Bakın boyut olarak şişkin tombul bir sap. Çörek gibi bir üst yapı. Altı bu şekilde süngerimsi. Böyle bakın. Şöyle. Çok güzel, muhteşem bir örnek. Şimdi böyle birazcık orman içi yollarından yol kenarlarına bakıyoruz. Ormanda da sonuçta kaybolması da riskli olabiliyor. Şimdi bakın bir tane çok güzel buldum. Az önce çekecektim tam. Size de göstereyim hemen. Yine muhteşem bir bolet bakın. Az önceki kara kafaydı. Bunun sapı biraz daha çörek gibi. Şöyle. Şöyle hafif yaşlandıktan sonra o beyazlık böyle yeşeriyor. Renk olarak. Ama burada en önemli kriterlerden biri. Bakın şurada yapalım bunu hemen. Kesme testi ve koku testi. Bakın şunu şöyle kestiğimizde bakın hiçbir şekilde renk değişiminin olmaması lazım. Renk değişimi yok. Kokluyoruz. Mantarın bolet mantarı gibi kokuyor. Fındıksı hoş bir kokusu var. Çok güzel bir bolet örneği. İkili çıkmış bakın. Muhteşem. Hemen bakın şöyle hop. Nerede? Şöyle göstereyim. Yol kenarı burada. Şuradan indiriyorum. Şuradan. Bakın. Yol kenarı girdik ve mantarı burada bulduk. Hemen yolun kenarında. Böyle yerlere bakacaksınız. Evet bakın şimdi. Muhteşem. Gözden kaçmayacak. Amanita sezar. Bu mantarın özelliği nedir? Şu şekilde bir yumurtadan çıkıyor. Bakın alt lamelleri sarı. Bunun benzeri göstereceğim size, videonun yukarısına ekleyeceğim. Amanita muscaria var. Onda şu gördüğünüz lamel kısmı beyaz oluyor. Bakın sarı çok önemli. Şöyle taraklı bir yapısı var. Tam netliyor mu? Bakalım. Şöyle netlese. Şöyle bakalım. Taraklı bir yapısı var. Amanita sezar. Yoğun yağış nedeniyle avı sonlandırdık. Şimdi dönüyoruz. Artık evin otoparkında mantarları göstereceğiz. Herkese rastgele. Bugünkü avımızdan mantarlarımız
aniden bastığım bir yağış vardı. Bu yağıştan dolayı size görüntü alamadık ama burada şimdi çekiyoruz. Bunları sizinle paylaşacağız.